gençlerin sıkça kullandığı, özellikle 30 yaşına kadarki yaş grubunun kullandığı bazı ilişki terimleri var. Bunlar popüler ilişki terimleri ve sıkça sosyal medyada karşınıza çıkan terimler diyebiliriz. İlerleyen zamanlarda daha da çok çıkacak olan terimler. Bu yüzden ben bu videoda bu ilişkilerden bahsetmeye çalışacağım sizlere. Sizin de bilginiz olsun ki insanların neden, nasıl bahsettiğini anlayın. Belki de bu durumu siz de yaşıyor olabilirsiniz. Bahsedeceğim konular Love Bombing, Gaslighting, Ghosting, Red Flag. Tüm bunların yanında bariyer ilişki ve Sunroof'tan da bahsedeceğim. Evet, çok garip isimler gibi gelebilir. Bana da bazen garip gibi geliyor. Aslında bu terimler çok daha öncesinde kullanılan terimler, fakat daha yeni sosyal medyada yayılmaya başlayan terimler. Yani aslında bunlar yıllardır, belki yüzyıllardır hani insanların yaşadığı olaylar, fakat bunların bir isimlendirilmesi yapılmış arkadaşlar. O yüzden böyle anlatsam daha iyi anlarsınız diye düşünüyorum. Şimdi detaylara geçmeden öncesinde lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Ben Ceylin Akçalı, yıllardır sizlere yaşam ve ilişki koşulu yapmaktayım. Yine ilişki koşuluma devam etmekteyim. Açıklama kısmından caflory.com üzerinden randevu oluşturmanız mümkün. Çok uzatmadan tek bir videoda toplamak adına bu popüler ilişki terimlerinden bahsedeceğim. Haydi başlayalım. Love bombing'e zaten çoğunuz aşina oldunuz, fakat bunun nereden geldiğini bilmiyor olabilirsiniz arkadaşlar. 1970'li yıllarda Koreli birkaç kişi, daha doğrusu bir grup, Moon adında bir tarikat diyebiliriz, Korece konuşsun diye insanları kendilerine çekmeye çalışmışlar. Ve bu süreçte de fazlaca ilgi, fazlaca sevgi göstererek kendi aralarına birilerini almaya çalışmışlar. Bu yüzden de bu terim ortaya çıkmış. Fakat şimdi artık popüler ilişkilerde bu söz konusu olabiliyor. Peki love bombing nedir? Aşırı derecede sevgi, ilgi gösteren kişilerin yaptığı tavra denir arkadaşlar. Yani daha seni tam olarak tanımıyor, daha seninle doğru düzgün vakit geçirmemiş, sen kimsin, nesin, necisin bilmiyor. Fakat sana öyle bir ilgiyle, öyle bir sevgiyle geliyor ki, seni öyle bir pofluyor ki sen neye uğradığını şaşırıyorsun. Diyorsun ki wow, hani bir sürü sonrasında normalleşiyor. İşte ne bileyim, sana hediyeler alabiliyor, seninle bol bol ilgilenebiliyor. Sen ondan azıcık böyle bir uzak dur, azıcık böyle bir soğuk yap, hemen senin üstüne geliyor. İşte ben seninle o kadar ilgileniyorum, ben sana o kadar şey yapıyorum, sen nasıl böylesin diye böyle üstüne gelebiliyor. Love bombing dışarıdan çok güzel gibi gözükse de aslında kendi içinde bir manipülasyondur arkadaşlar. Yani bu manipülasyonu size uygulayan insanlar sizin sevginizi, ilginizi almaya çalışır. Ve en ufak bir ilgisizlik ve sevgisizlik gördüğünde de diğer tarafları ortaya çıkar. Yani o sinirli, agresif, gerçek olan tarafları ortaya çıkar. Çünkü sizden yana bir amaçları vardır. Bu amaç da sizin sevginizi ve ilginizi, sizin aşkınızı alabilmektir. Daha sonrasında sizden vazgeçebiliyorlar. Yani ilk başta love bombing'e uğratıp, sizi duygusal manipülasyon yapıp sonrasında peşinde koşturabiliyorlar ki genelde de böyle oluyor zaten. Love bombing'i öylesine yapmıyor insanlar. Peki bunu kasti olarak mı yapıyorlar? Bazen kasti, bazen kasti olmayacak şekilde yapıyorlar. Ve bu terimler çok uzun zamandır insan hayatında zaten var olan şeyler. Fakat son zamanlarda adlandırılmış şekilde sizin karşınıza çıkıyor. Love bombing'in 3 tane aşaması var. Birincisinde seni bir hedef haline getirme, idealleştirme durumu. İkincisinde sana karşı değersizleştirme tutumu. Daha sonrasında, yani 3. aşamamızda da artık seni yok sayma tutumu söz konusu olabiliyor. Yani bu nasıl ilerliyor? İlk başta senin sevgini, ilgini almak için elinden gelen her şeyi yapıyor. Seninle uzun uzun konuşmalar yapıyor. Çok değer verdiğini, çok sevdiğini, sana tutulduğunu, çok aşık olduğunu belirten tavırlar sergileyebiliyor. İkinci aşamada artık eskisi kadar ilgilenmiyor. Artık böyle senin onunla ilgilenmen çok da onun umurunda değilmiş gibi davranmaya başlıyor. Önceden kızmadığı şeylere kızabiliyor. İlk başlarda onun kibar halini, en iyi halini görmüşken sonrasında o çirkin bazı taraflarını görmeye başlıyorsun, ama hep kafanda şunu düşünüyorsun: o ilk haline çevirebilirim. İlk hal gelir. Ben ona iyi davranırsam, ben ona sevgi gösterirsem o ilk hal gelecek. Öyle bir şey olmuyor. Sonrasında ise gitgide 3. aşamaya geçiliyor. 3. aşamada iyice seni hayatından çıkartıyor. Sen ise ona bağımlı hale geliyorsun. Zaten burada amaç seni böyle bir duygusal manipülasyona maruz bırakıp sonrasında kendisine aşık etmek. Burada bir ego söz konusu olabilir. Bunu kasti yapmış olabilir, kasti yapmamış olabilir. Yani zaten psikolojik olarak sıkıntılı bir dönemdeydi. Sen onun karşısına çıktın. Sonra seni hedef haline getirdi. Sonra işte seninle çok güzel şeyler olabileceğini düşündü. Evlilik düşündü, onu düşündü, bunu düşündü ki bunu ilk zamanlarda daha çok yapıyorlar. Yani özellikle tanıştığınız, o flört etmeye başladığınız zaman hemen böyle bir gelecek, hemen çocuk, evlilik, her şey böyle bir konuşuluyor. Sana diyorsun neye uğruyorum, hani böyle garibine geliyor ama sanki olması gereken de buymuş gibi geliyor sana, ama aslında öyle bir şey söz konusu değil. Yani insanlar bunları yavaş yavaş yaşarlar. Bir anda tak diye yüklü bir şekilde yaşamazlar. Bu kişi senin ciddi anlamda hayatına etki edebilir ve sana ciddi sıkıntılar yaşatabilir. İkinci olayımıza gelelim. Ghosting nedir? Ghosting aslında bir insanı görmezlikten gelme durumudur. Bu sene arkadaşın olabilir, bu sene flörtün olabilir, bu sene iş arkadaşın olabilir, birileri olabilir. Yani her çeşit insanın yapabileceği bir durumdur. Yani senin varlığını görmezlikten geliyor. Aranızda geçmişte bir ilişki de olmuş olabilir. Sen onun ne yapacağını kestiremiyorsun. Çünkü ne hayatında tam olarak var, ne hayatında tam olarak yok. Tam diyorsun ki böyle güzel konuşuyoruz, her şey iyi gidiyor gibi, sonra bir bakıyorsun yok oluyor. Sana böyle bir gelecek vaadinde bulunamıyor. Yani zamana bırakalım, işte güzel eğleniyoruz, iyi gidiyor. Yani şimdi sen benim bu kadar üstüme gelme, bak benim zaten çok fazla sorumluluklarım var gibi böyle. Hani seni geçiştirmeli cümleler kullanıyorsa, bir de aradan zaman geçince sanki hiçbir şey olmamış gibi yeniden diyaloğa geçiyorsa, bir sıcak bir soğuk yapmanın başka bir versiyonu diyebiliriz. Yani aslında onun bir alt grubu. Senin hayatında ne tam olarak var ne tam olarak yok. Ve sen de içten içe ona bir duygusal bir şeyler hissediyorsun ve bu duruma maruz kalıyorsun. Bu da bir manipülasyon çeşididir arkadaşlar. Çünkü seni hayatından komple çıkarmıyor. Sen de bir şeyi netleştirmek istiyorsun. Diyorsun ki hani ya varsın ya yoksun, nesin artık abi, bir şey söyle. Ama o da sana bunun cevabını vermiyor. İşte benim başka sıkıntılarım var. İşte tamam bak ne güzel zaman geçiriyoruz. Daha ne istiyorsun? Ben daha ne yapayım falan. Bir de üstüne geliyor. Bir de böyle seni suçlamaya falan başlıyor. Çünkü ghostluyor seni. Buna ghostlamak deniliyor. Mesela sen çok hani derbedersin olan bir şey yazıyorsun. Senin mesajların görmezlikten geliyor. Arıyorsun, aramalarını görmezlikten geliyor. Böyle sen uzun uzun şeyler yazıyorsun. Böyle sana böyle kısa kısa mesajlar atıyor. Yani hani yazdın ama görmedim. Yani hani böyle varsın ama yoksun gibi. Yani sana böyle değersizleştirme hissini veriyor. Önceden belki sana değeri verdi ama sana gitgide böyle değersizleştirme durumuna geçiyor. Aslında mesela Love Bombing'den sonra Ghosting yapabiliyorlar bu sebepten dolayı. Yani bir görmezlikten gelme durumunu yaşatabiliyorlar arkadaşlar. Bir de şöyle olabiliyor. Mesela ilişkiniz var ya da bir flört durumundasınız. Bir anda sana hiçbir açıklama yapmadan hayatından kayboluyor. Yani hani sen ne olduğunu anlayamıyorsun. Yani aslında Ghosting'de olay bir şeyin netliği yok. Yani net bir durum yok. Sen bir netlik istesen de yok, yani cevabı yok aslında. Neyi neden yaptığını anlayamıyorsun. Mesela her şey çok güzel, çok yolunda, bayağı iyi gidiyor. Bir bakıyorsun kayboluyor. Sen mesaj atıyorsun, cevap yok. Ne? Kalıyorsun böyle. Evet, bu da ikinci terimimizde. Üçüncü terimimiz gaslighting. Gaslighting kavramı bir oyundan çıkıyor aslında. 1938 yılında bir adam bunun bir senaryosunu yazıyor. Yani gaslighting, yani gaz lambası oyunu gibi. Bir kadın eşine uzun bir süre manipülasyon yapıyor. Peki nasıl yapıyor? Her geçen gün gaz lambasını daha da çok aşağı çekiyor, yani kısıyor ve eşi dönüp ona sorduğunda, yani bu az dediğinde yok hala aynı, yani sen öyle zannediyorsun hani diyerek adamı delirtmeye başlıyor. Her geçen gün adamın gerçeklik algısıyla oynuyor. Yani bir insanı kendisinden şüphe ettirecek hale getiren bir manipülasyon çeşididir arkadaşlar. İlişkilerde peki bu durum nasıl oluyor? Mesela sen bir şeyleri hissediyorsun, diyorsun ki ya ben kötü hissediyorum, hani sen bana böyle cevap vermedin, hani iyi değilim, hani sen eskisi gibi değilsin falan diyorsun. O da sana diyor ki yo, benlik bir problem yok, sen kafanda kuruyorsun, hani ben hala eskisi gibiyim, gayet iyiyiz, şu an sorun yok, her şey yolunda. Ama biliyorsun bir sorun var, içinde bir sıkıntı var, eskisi gibi olmadığınızı biliyorsun. Diyorsun ki ya hayır bak, sen önceden böyle davranmazsın, hani sen benimle daha çok ilgilenirdin, bir şey yapardın. O diyor ki hayır hayatım, ben seninle gayet ilgileniyorum, gayet iyiyiz diyor. Mesela 2 saat sonra mesajına yanıt vermiyor. Senin gerçeklik algılarınla oynuyor. Benim sana sevgim hala aynı, ben seni hala aynı şekilde seviyorum, sadece beni anlaman lazım, benim bu aralar işte sıkıntılarım var, işte sen beni bazen hiç anlamıyorsun, sen bu aralar iyi değilsin gibi. Bir terapiste görün, bir psikoloğa görün, yani seni iyi görmüyorum, sende narsizm var gibi. Hani böyle seni bir suçlamayla geliyor, anladın mı? Hani bende her şey yolunda, bizim ilişkimiz var yolunda ama sende problem var, senin bir psikoloğa gözükmen lazım. Ne yazık ki bu durumu yaşamış çok insan karşıma geliyor, özellikle Caflory yaşam koçluğunda. Diyor ki bana psikoloğa görünmemi söyledi. Hayır canım, sen gaslighting yaşıyorsun. Yani seni manipüle ediyor. Senin kendinin hasta olduğuna ikna ediyor. Sen hasta falan değilsin, onda problem var. Sende problem yok. Sen mesela bir şeyden şüphe ediyorsun. Diyorsun ki ya eski sevgilisiyle konuşmuş olabilir mi? Yani normalde böyle tepki vermezdi. İşte eski sevgilisinin konusu açıldı garip bir şekilde falan. Hani bunu yapmazdı. Soruyorsun hani eski sevgilinle falan mı konuştun? Karşılaştın mı bir yerde? Hayır, nereden çıkardın ya? Böyle bir şey. Ne alaka ya? Ne soruyorsun? Alo, şimdi sevgilimle konuşuyorum. Birazdan seni ararım. Aynen şüphelendi birazcık. Ya saçmalama, benim eski sevgilimle ne işim olur ya? Kafanda mı kuruyorsun sen? Bu aralar iyi değilsin ya. İyi değilsin bu aralar. Arkadaşlar biraz sosyalleşsen mi sen? Eve kapattın iyice kendini. Hiç sosyal değilsin. Senin kendi çevren yok. Farkında mısın bak? Kurmaya başlıyorsun kafanda. Gaslighting. Gaslighting, gaslighting. Sana manipülasyon yapıyor. Çünkü senin kendinden şüphe etmeni sağlayarak kendisine daha çok bağlayacak. Senin kopmamanı sağlayacak. Senin hayatında sıkıntılar çıkarsa da aslında bütün problemin senden kaynaklandığını düşündürtecek. Yani yarın bir gün senden ayrılırsa sana şunu söyleyebilecek. Sen kafanda çok kuruyordun. Sen sürekli olarak benim üstüme geldin, baskı kurdun, yaptın. Ben senin yüzünden ayrıldım. Gaslighting. Aslında problem tek taraflı değil, ikinizden kaynaklı fakat hep seni suçluyor. Hep sana yapıyor. Senin yüzünden. Ben başka birisiyle sevgili oldum çünkü senin yüzünden. Ben çünkü oraya gittim senin yüzünden. Ben aslında ailemle kavga etmezdim, senin yüzünden kavga ettim. Gaslighting. Evet arkadaşlar. Bunu daha da detaylandırmamı isterseniz tabii başka bir videoda çekebilirim. Diğer olaya geçelim. Red flag. Red flag bazı olayların güzel giden hayatınıza ciddi sıkıntılar yaratabileceğine dair bir sınır çizgisi demekle aynı şey. Yani mesela bir erkek hakkında bir kadın red flag diyor. Yani beni aşırı kıskanması red flag. Yani ilerleyen zamanda bana bu konuda çok ciddi sıkıntılar çıkaracak ve hayatımı çok olumsuz yönde etkileyecek manasına geliyor. Ya da bu red flag direkt karşımızdaki insanla alakalı değil de yaşayabileceğimiz bir durumla alakalı. Arkadaşımın beni çok kıskanması red flag gibi. Yani anlatabildim mi? Yani böyle herhangi bir duruma karşı sana sıkıntı yaratacağını bildiğin bir durumdan bahsettiğinde kullandığın terim oluyor. Sunroof ilişkiye, sunroof kız neyden geliyor? Aslında araçlarımızda olan o sunroof, yani açılır tavan kısmından gelen bir ilişkiye tam olarak bağlanmaktan korkan ve bundan kaçan kişilerin yaşadığı durum olabiliyor. Ve başka tabirleri de var. Yani özellikle tesettürlerde birazcık saçını açık, şurada açık yapan kişilere de denilebiliyor. Ama ilişki tabirinde şöyle, mesela bir kadın senden hoşlanıyor olabilir fakat sana bağlanmaktan kaçtığından dolayı zaman içerisinde böyle yine aranızdaki mesafeyi sabit tutuyor. Yani yine seninle flört edebiliyor fakat mesafe sabit. Bağlanmaktan korktuğu için tam bir ilişkiye adım atmayan kişilerin yaşadığı durum aslına bakarsanız. Yani bunu erkekler de yapabilir. Kızların da yaptığı bir durum. O yüzden sana karşı umut vaat edici bir tavırda olabiliyor fakat tam anlamıyla bir ilişkiye adım atmıyor. Ve bu kişiler genelde flörtöz, çekici olabiliyorlar. Yani aslında flörtöz kişilerin yaşadığı bir durum. Karşısındaki insanla zaman geçiriyor, onunla güzel eğleniyor, ediyor ama konu ilişkiye geldiğinde pırr, kaç. Yani erkeklerin de yaptığı bir durum bu. Ve çekici oldukları için hani senle de bunu yaşayabiliyor, öbürleri de bunu yaşayabiliyor. Birçok kişi de bunu yaşayabiliyor. Tam olarak bağlanmıyor. Korktuğu için de kendine böyle bir sınır belirlemiş durumda. Peki diğer olayımız bariyer ilişki nedir? Bu gerçekten çok garip. Burada kesinlikle durmanız lazım. Şimdi bariyer ilişkide de insanlar birbirlerine aşırı derecede bağlanmaktan korktuklarından dolayı, yani kendilerine bu yönden zarar gelebileceğini düşündüklerinden dolayı aynı anda iki kişiyle çıkabiliyorlar, iki kişiyle flört edebiliyorlar ya da iki kişiyle sevgili olabiliyorlar. Ama tam anlamıyla böyle bir bağlantı yaşamamaya çalışıyorlar. Yani eğer ki giderse korkmayayım kafa yapısında olabiliyorlar. Bariyer ilişkide taraflardan bir tanesi diğer kişiyi biliyor olabilir. Mesela sen bir bariyer ilişki yaşıyorsun, bir kız var, o kızın sevgilisi olduğunu da biliyorsun fakat sen onunla yine görüşmeye devam ediyorsun. Sen bariyer ilişki içerisindesin ve kız bağlanmaktan korktuğu için ne senle tam olarak oluyor, yani aslında bu durumu yaşatan kız, ne de diğer erkekle tam olarak oluyor. Belki de taraflardan bir tanesi, yani onunla sevgili olup seninle flört olabiliyor ama yine bariyer ilişki yaşıyor oluyor. Bunu diğer tarafa söylemiyor olabilir ama sana söylediği için zaten bariyer ilişki yaşadığını telaffuz etmiş oluyor. Yani sen biliyorsun, belki diğeri bilmiyor ama diğeri öğrenince zaten kabul etmeyebilir. İşler iyice karışabilir. Bazı kişilerde 3 kişi birden bilebiliyor. Yani hani o da biliyor ki hani onun başka bir bariyer ilişkisi var. Hatta 4 kişi olabiliyorlar. İşte erkekle kızın arasında bir şey var. Fakat kızın da sevgilisi var, erkeğin de sevgilisi var. Ve onlara sevgilileri de bu durumu biliyorlar. Sonra onlar da flört yapabiliyorlar. Yani bu gidiyor 6 kişiye çıkıyor. Sonra 10 kişiye çıkıyor. Yani anlayacağınız günümüz ilişkileri berbat durumda. Yani Allah kolaylık versin hepinize. Eğer ki çok ciddi sıkıntılar içerisindeyseniz Caflory Yaşam Koçluğundan sizlere destek olabilirim. Randevu oluşturabilirsiniz. Yani ilişkiler gerçekten berbat halde. Herkes sevilmek, sevilmek, değer görmek istiyor. Herkes bunu istiyor. Ama çaba dersem, fedakarlık dersem bu herkesin yaptığı bir durum değil. İlişkiler gitgide daha da çok bozuluyor. Sanırım bu ilişki koşulunda daha da çok seansa ihtiyacı olacak. Yani hani insanlar az yine zaman ayırmaya çalışıyor ama daha fazlasıyla fazla gelmeye başladılar. Yani arkadaşlar, durumlar sıkıntılı. Siz de kendinizi çok iyi şekilde koruyun. Kanalımdaki diğer videolarımı izleyin ve insanların size uygulayabileceği tavırlardan haberdar olun. Çünkü yarın bir gün size ciddi anlamda zararlar verebilirler. Ben Ceylin Akçalı. Umarım bu videomu beğenmişsinizdir. Bütün konuları tek bir videoda topladım. Beğeneceğinizi umuyorum. Eğer ki videomu beğendiyseniz bu videoya süper teşekkür atabilirsiniz. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Eğer ki kanalımın büyümesine destek olmak isterseniz de katıl butonundan katılabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.